Selam arkadaşlar. Şimdi bugün Soft 99'un 3 tane box'ını yan yana uyguladım. Onlara bir torture test yapmayı düşünüyorum. Fırsat bulursam bir yıkama testi, bir üstüne çıkmayan olursa diye. Green Star olabilir. Ya yani bir kimyasal testi yapmak istiyorum. Bu tarafta Fuso 12 var. Bu Kiwami. Bu da otantik. Sürdüm ben bunları. Birazdan sileceğim. Wax nasıl silinir? Nasıl anlarsın? Bir spot test yaparsın. Sürersin bir kenara. Bir 5 dakika beklersin. Şöyle bir parmak atarsın. Şurası kuruysa silme vakti gelmiş demektir. Ama hala böyle parmağını çektiğinde yağlı bir iz kalıyorsa biraz daha beklemen gerekiyordur. Şimdi ben bunları sileyim. Ondan sonra boncuklarına bakalım. Bir de eldiven yıkamasıyla kaç yıkama dayanacaklarına bakalım. Yani Fuso tabii ki bariz önde. Kıvami de ondan sonra otantik ilk gidecek olan, bunu biliyoruz ama en azından hani bir hafta mı gidecek, 2 hafta mı gidecek, onu görmüş oluruz. Her yıkama bir hafta gibi düşünülebilir. Silinme durumlarından da bahsedeyim. Bu otantik tarafı gayet kolay siliniyor. Zaten karnabuğ oranı çok yüksek. Yani Soft 99'un en parlak, en çok parlaklık veren wax'larından. Bu Kıvami tarafı görece biraz daha zor siliniyor ama bu da çok zor değil yani. Ben şu detayları sonra silerim, uzatmayayım. Bir de Fuso tarafını silelim. Bu da Fuso tarafı. Bu içlerinde en zor silineni ama bunu da çok ince bir tabaka sürerseniz hiçbir zorluk çekmezsiniz. Hemen su testiyle başlıyorum. Şimdi elimde gezeceğim kamerayı daha rahat olsun diye. Bu otantik tarafı. Su iticilik muazzam. Zaten bu ürünlerde çok iyi. Kıvami. Boncuklara bakar mısınız ya? Tabii ki bu da boncuk kralı. Şimdi boncukları gördük, bir de şey görelim. Su itişi nasıl? Şey. Bu otantik tarafı. Bu Kıvami. Yani şöyle. Fuso zaten bir sealant wax değil. Aslında Fuso'nun üstüne bu Kıvami veya otantik uygulanabiliyor veya Soft 99'un herhangi başka bir wax'ı, yani gloss arttıran, parlaklık arttıran wax. O yüzden Fuso'nun su itişine çok yaklaşamazlar. Yine de hepsi çok iyi su itiyor, çok iyi boncuk yapıyor. Şimdi ben bir köpük hazırladım. Flowy Car Shampoo 2.5. Onunla böyle eldivenle geçeceğim, durulacağım. Bakalım kaçıncı seferde su itişten feragat edecek bu ürünler. Şimdi ben arabayı yeni yıkamıştım. O yüzden köpüğü direkt yüzeye sıkmayacağım da eldivene sıkacağım. Eldiven de Korelilerden. Mor eldiven. Detay forma özel. Köpük aleti alta form zaten artık. Böyle. Yine şöyle bir... Hadi dayanamadım. Zaten geldi.
Şurası zaten kontrol yüzeyi, kameraya çıkabilirim. Burada yürüyorum. Şurada böyle. Durulayalım. İlk turda bir sorun yaşamadık. Bir hafta gidiyor demek ki hepsi en az. Tabii üzerine bir kir gelse, yola çıksanız belki o süre düşer. Ben bundan sonraki kısmı sardıracağım. İlk otantiğin gitmesini bekliyorum, o yok olana kadar. Şimdi bu üçüncü tur muydu, dört mü? Hatırlamıyorum, onu yazarım. Cheating azalmaya başladı. Niye böyle atar? Geliyor bunun sorusu sürekli. Bunu sonuna kadar pompalamanız lazım, geniş açıyla atmasını istiyorsanız. Bu sefer bir süre bekleteceğim. pH nötr de olsa yine şampuanın bir etkisi vardır her zaman korumaya. Bir iki dakika beklesin ondan sonra. Su bitti, bunların hidrofobisi bitmedi. Green Star getireyim ben. Şimdi bir Green Star sıkacağım. Bir bölü 10 Koşemi Green Star. Thank you.
Atlantik tarafı. Buralar fena değil. Şurayı aldı. Kıvami de bize veda etti. Fusso baba ben buradayım diyor. Onun da bir kısmını aldı. Belki sürerken dikkat etmedim yerler. Yani Kıvami ile Otantik hemen hemen aynı sürede tükendi gibi. Şimdi bir turda birebir sulandırılmış izopropil alkol IPA geçeceğim. Hepsinin canlı kalan kısımları var. Gerçi kıvamı da yok. Onun sebebini de söyleyeyim. Bu bagaj kapağı kötü durumda, boya olarak polisaj istiyor. Ama ben şuradan Grand Tentix yazısını, buradan da Turbo D yazısını söküp oralara lokal polisaj yapmıştım. Harflerin gölgeleri belli olmasın diye. Muhtemelen o kısımlarda daha iyi tutunduğu için buralarda boncuk var. Diğer yüzeylerde yok ama tabi Fusso'nun şu kısımlardaki başarısını da yadırgayamam. Ortaya yapmamıştım. Yani şaşırtan şey Kıvami Otantik'ten neredeyse daha erken ayrıldı diyebiliriz. Tabi şurayı saymıyorum. İkisi neredeyse eşdeğer ayrıldılar. Bunun daha parlak olduğunu düşünürsek belki uygulama sıktığımız daha çok olur ama daha iyi bir tercih olabilir. Arkadaşlar kanala abone olun ya, kanal büyümüyor. Yani öyle kanala abone olun, beğenin videoları falan demek istemiyorum. YouTube'da büyümek istiyorsan demen lazımmış ama. Beğeniyorsanız beğenin. Beğenmediyseniz niye beğenmediniz? Bunu belirtirseniz ben de bunları iyileştirmeye çalışırım. Hepinize teşekkürler.